Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden. Azıcık da soğuk ama güneşin böyle azıcık da ısıttığı bir günden sizleri selamlıyorum. Evet, güzel bir gündeyiz. Çadırları kurdurduk. Uzun zamandan beri hayvana gitmiyordum. Bugün hayvana gideceğim. Bugün artı bir sevincim daha var. Aylardan beri beklediğim paket vardı benim. Bayağıdır bekliyoruz. O geldi. Şimdi size onu göstereceğim. Hem anlatacağız biraz. O da çok değerli bizim için. Hepimizin aslında bir nasıl söyleyeyim? Hepimizin sizlerin sayesinde gelen bir şey. Birazdan göstereceğim. Hepimizin ortak bir hediyesi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bugün hayvandayız. Dediğim gibi aynı. Yemek yiyeceğiz. Güleceğiz. Oynayacağız. Aynı zamanda paketimizi açacağız. Şöyle çantamda. Haydi bakalım başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayan izleyiciler de abone olursalar sevinirim. Sizlerin sayesinde daha iyi yerlere. Haydi bakalım. Suyun hayat olduğu yerlerden bir tanesi. Boruların köklerinden sızan sular var ya. Koyunlar bakın nasıl borunun etrafını yayılıyorlar. Bu arada drone görüntüleri mükemmel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Vallahi 9.000 lira 10.000 lira bir indirim süreci varmış. En çok kullanılan dronlardan bir tanesi, hem de kaliteli. Çok rüzgarda uçabiliyor. Bizim burada rüzgar eksik olmuyor. Fırsat ürününe düşerse şöyle basacağım, alacağım, bakalım nasip olursa. Yani yakalamaya çalışacağım. Çok güzel bir alet. Hoşuma gitti. Ne zamandan beri hayalim, işte hep bir şeyler yaptığımız için çadırdır, odur, budur. Ona zaman ayıramadık. Evet, şuradan yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi gün döndü yerlerini yayıyorduk. Ay çekirdeği yerlerini. Oralarını da sürmeye başladılar. Çünkü Ekim ayı artık insanlar tohumlarını yeniden toprakla buruşturacaklar. O yüzden hazırlıklar devam ediyor. Biz de şöyle birkaç gün babamı dinlendirdikten sonra nasip olursa şey yapacağız. Biz de Ekim hazırlıklarına başlayacağız. Taş temizleyeceğiz. Tarlaları süreceğiz. Neyse, yani bugün mesela güneş var. Güneş olmasına rağmen dedem eşek öldüren güneşe oğul bu derdi. Artık eşek niye ölüyor bu güneşten onu anlamadım. Soğuk olduğu için mi? Ya da bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi güneş çok az bir sıcaklığını gösteriyor ama soğuk. Şöyle montla gözüyorum, görüyorsunuz. Psikopat, beni özledin mi? Beni özledin mi? Yar ellerin derde, ya beni de götür ya da gitme. Gideceksen eğer kör olursun bu güle. Abi bu özleme değil ha. Sen beni vallahi herhalde ısıracaksın ha. Şarkı söylüyoruz burada. Bir dur ya. Ya beni de götür ya da gitme. Tamam 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 tamam. Vazgeçtim. 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 Şaka falan yapmıyorum. Vallahi vazgeçtim. 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 Tamam, şaka yok. Bu burada patron benim. Öyle mi? Ekmekleri götürüyorum vallahi. Bir kaçar gidersem aç kalırsın diyor bana. Bak gülümseme, o gülümseme. Evet, sırtımda taşımış olduğum ödülü almak için çok yol kat ettik. Ve bu yolda birçok can da kaybettik. Birçok dost da kaybettik. Benim için çok değeri olan Toraman'la Serbes'im. Onların ölümüne de şahitlik ettiniz. Ve aslında beni bir yerlere taşıdıysa onların videoları sayesinde, onların yapmış olduğu koyunu koruma olsun, işte beklediler kuzuların başında, dağda kalan kuzuların başında beklediler. Oluşlarından böyle çok sadık köpeklerdi. Dostlarımdı benim. Kaybettik. Yani bu yolda dediğim gibi birçok dost da kaybettik ama şimdi geriye dönüp baktığımda hüzünle onları da anıyorum. Her buradan geçtiğimde bakın şöyle göstereyim. Hep aklıma gelir. Şu taşın altında, yani ne diyeyim ki? Evet, uzun zaman oldu ya biz başlayalı bu işe. Aslında çok da bir seneden beri videolar çekiyoruz. 1,5 seneden beri. En ağır acılardan bir tanesidir benim için.
Ben onları cidden çok seviyordum. 14 yaşında hayatlarını kaybettiler. Solunum problemi yaşayarak, ciğer yetmezliği yaşayarak. Yapacak bir şey yok. Gün gelecek, biz de gözlerimizi kapayıp bu dünyadan göçüp gideceğiz. Önemli olan arkamızda bu çocuk iyiydi, bu çocuk güzeldi, bu çocuk güzel işler yapıyordu diyebilen birilerini bırakmak. Hiç kimsenin hakkına girmeden, hiç kimsenin hakkını gasp etmeden doğru, dürüst, helal yoldan bir şeyler başarabilmek. Evet, buradan koyunlarımla ben mesela sürekli geçerim. Benim de anıları çok büyük. Neyse. Şuradan hafif hafif gidelim. Hayvanlar susamaya başladılar. Bugün aslında uzun bir muhabbet edeceğiz. Yani videonun başında da söyledim. Güzel bir gün. Sizlerle bütün hayatımı, bütün bu zamana kadar yaşadığım her şeyi anlatmayı planlıyorum. Videonun başında bunu söylemeyi unuttum. Toraman'ın mezarının, serbestle Toraman'ın mezarının başından geçerken duygulandık aslında. Ve şu anda YouTube'la tanışmadan önceki ve YouTube'dan tanıştıktan sonraki bütün her şeyi, köydeki hayatımı anlatabildiğim kadar sizlere anlatacağım arkadaşlar. Önce şu koyunu güzelce doyuralım, sulayalım ve anlar birazcık karınları doyduktan sonra rahatlasınlar. Biz de rahat rahat başından beri anlatalım. Olur mu? Evet, aslında anladınız. Arkamdaki plaketi açmadan önce anlatacaklarım var. Bildiğiniz 100 bin plaketi. Ama bizim için çok değerli. Şimdi hayatımı anlatayım ben sizlere. Başından sonuna kadar. Hatırladığım ve hatırlayacağım en çok ağır gelen şeylerden başlayalım. Şimdi lise, yani ilkokul ve lise yıllarında başarılı bir öğrenciydim. Ve benim aileme, benim işte buradakilere öyle bir görüntü sunuyordum ki bu çocuk okur, bir şeyler başarır dedirttiriyordum yani. Ama bir şekilde benim ruhen her şeyim köye bağlıydı. Lise defterlerinin arkasına şu anda yaptığım bütün her şeyi çiziyordum. Ve şu anda bulabilsem gösterecektim. Aradım bulamadım. Lise 1'de, lise 2'de teneffüs aralarında çiftlik projelerimi, koyunlarımın yatacağı yeri, şu anda traktörün, yani traktörün çift çeker olduğunu, dört çarpı olduğunu falan hayal edip bir şekilde çiziyordum. Evet, şimdi dediğim gibi başarılı bir öğrenci olunca beklenti çok. Dedem de diyordu bu çocuk müfettiş olacak diye, yani müfettiş olacak diyordu rahmetli. Neyse, ama bir tarafım buraya hep bağlıydı. Hatta ruhum tamamıyla bağlıydı. Üniversiteye gittik. Üniversitede annemin sağlık sebeplerinden dolayı vesile olacak tabii ki. Babamın sağlık sebepleri. Babamın çok yok ama annemin aşırı, mesela 5-6 tane ameliyat olmuştur. Sağlık sebeplerinden dolayı köye geldim. Ve dedim ki şu sopayı elime alıyorum. Ben buradayım dediğim zaman etraflarımdan, dostlarımdan, işte akrabalarımdan o kadar çok ağır eleştiriler aldım ki, bana söyledikleri mesela en ağır şeylerden bir tanesi, dediler ki baban gibi sen de köye, mesela baban gibi sen de köye gittin ya, baban gibi hayatını rezil edeceksin. Baban dağlarda ömrü geçmiş, dağ işte bir şeyini hani ne yapmış ki, deden gibi işte şöyle olmuş ki, yani eleştirilere bakın. Ama ben hiçbir zaman rezillik olarak görmedim ve aldığımdan beri dedim ki ben en iyisini yapacağım. Ne şekilde olursa olsun kendim için 3 koyunsa 3 koyunun en iyisini yapacağım dedim. Yani birçok ağır eleştiride bulundular. Yok evlenemezsin, yok sen de hayatın rezil oldu, yok işte şehirde hayat var, bak bütün herkes burada, sen oğlum salak mısın, niye buradasın, gel bak şurada güzel işler var. Yani birçok aslında onlar için iyi ama beni üzen yorumlar. En üzeni de dediğim gibi dediler ki sen de baban gibi hayatını rezil edeceksin. Kolay olanı seçtin. Eline bir sopa aldın. Hayvanın başına gideceksin. Senden bir halt olmaz gibisine konuştular. Ama biz yılmadık. Tabii ki azimle bir sürü şey yapmaya başladık. Evet, köye geldik ve insanlara
herkese, akrabalara, dostlara burada duracağımızı gösterdik. Yani bir şekilde, hiçbir şekilde yanıltamadılar. Bu arada en büyük destekçim ailemdir. Annem, babam beni bu konuda hiçbir zaman yargılamadılar. Dediler ki ne yapıyorsan doğru dürüst helal yoldan burada da yap, şehire gidiyorsan şehirde de yap, burada senin bir kapın dediler ve bana çok büyük destek oldular. Özellikle babam her konuda bana büyük destek olmuştur. Baba şunu yapalım dediğimde, sorduğumda, münakaşa ettiğimizde doğru yolu bir şekilde bulup anlaşıp yapmıştır arkadaşlar. Siz olun, annenize, babanıza, ailenize değer verin ki bakın en büyük destekçiniz onlar oluyor. Herkes yalan oluveriyor bir anda. Tabii ki onlar benim için çok değerli ve onları çok seviyorum. Buradan ellerinden öpüyorum hepsinin. Köyde durmaya başladık. Dediğim gibi işler yapmaya başladık. Traktör aldık, bunu aldık, şunu aldık. Ondan sonra bizim hayatımızda yani çok da şey de çektik. Hani çamurun içinde uğraştık, kötü kışlalarda uğraşıyorduk. Yıkıntı yerler var ya, bizim bir küçük yerimiz var. Orada hayvancılık yaparken baba şunu yapalım dedik. Babam tamam dedi, okey verdi. İşte dışarı taşıdık, büyük yer yaptık. 30'a 7 yerimiz var ya şu anda, tuğladan yapılmış yerimiz. Onu yaptık. Hayvan kalitesini biraz daha arttırdık. Paralar kazanmaya başladık. Hep neyle? İşte aileyle. Onlar benim en büyük destekçilerimdendir. Sıra evlenmeye geldi. Hiç hayalimde yoktu yani evlenir miyim diye. Çünkü buraya geldiğimde en büyük vurdukları konulardan bir tanesi de ne? Köyde durana kız vermiyorlar dediler. Haklılar da. Çünkü bir şekilde köyde yaşıyorsan eğer, bizim burada öyle, bilmiyorum sizin oralarda nasıl, kimseyi eleştirmek istemiyorum ama yani burada yaşıyorsan abi olmuyor yani. Hani altın bir kalbin, altından evlerin de olsa, sarayların da olsa o görüş hala var. Çobansan, köyde duruyorsan sana kız yok diyorlar. Neyse, şimdi eşimle nasıl tanıştığımı da anlatayım. Şöyle hem gidelim hem konuşalım. Şimdi tabii ki eşimle tanışmamı nasıl oldu onu da anlatayım ben. Bana bir numara verdiler. Yani hani köyde böyle çöp çatan derler ya. Hani aslında gönülleri bir etmek adına uğraşan teyzeler falan vardır. Bana bir numara verdiler. Baktım numara yabancı. Nedir ne değildir. Aslında hani bir kızla tanışmak ister misin dediklerinde ben bizim buralardan zannettim. Sonra tamam dedim, niye olmasın, konuşuruz. Yani sonuçta herkesin hayali bir yuva kurmak değil mi? Herkesin gönlünde yatan hani bir ailem olsun diye. Neyse, o arada da telefonum böyle nasıl söyleyeyim, ön kamerası olmayan ama dokunmatik bazı özelliklerinin olduğu telefonlar vardı ya, askerden getirmiştik. O telefon var. Allah razı olsun, abimiz kendisini biliyor. Buna oradan buradan da ona çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bana ön kamerası olan, kendinin kullanmadığı bir telefon verdi. Dedi bununla konuş. Hani köyde birkaç arkadaş olur ya, hani anlatırsın derdini falan. Neyse konuşmaya başladık. İnternet de çekmiyor. Şimdi ben nasıl internet çekmediğimde dağa gidip de video yüklüyorum ya. Dağda video yüklemeye çalışıyorum. Aynı o günler sadece çekiyor. Ve konuşmaya başladık. Bir de orasıyla burasının arasında 3 saat bir zaman farkı var. Bana 8'de WhatsApp'tan mesaj atıyor. Hadi diye konuşalım diye. Dünkü mesaj geliyor. Görüntülü konuşacaksın. Şey yok. İnternet yok. Ev interneti de bağlatmadık o zaman. Ben traktöre biniyordum. Babama diyordum. Babam oğlum git git diyordu. Hemen traktöre biniyordum. Dağa gidiyorduk. Orada konuşuyorduk. Uzun zaman oldu. Konuştuk. Anlaştık bir şekilde. Gönüller bir olmaya başladı. Bu arada en büyük hüzünlerimden bir tanesi de benim anne baba diyebileceğim ikinci bir annem babam yok. Eşimin annesi babası vefat etmiş. Onları da buradan rahmetle anıyorum. Ama çok değerli dayısı, çok değerli yengesi, çok değerli abisi, kız kardeşleri, ablaları var. Hepsine buradan kucak dolusu selamlar. Neyse bir şekilde anlaştık ve yollarımızı birleştirmeye karar verdik. Evlenmeye karar verdik. Tabii ki de buradan bizim yapmamız gereken neydi? Uçak biletlerini biz onlara aldık. Çünkü oranın biliyorsunuz şeyi belli. Kırgızistan'ın. Buraya geldiler. Ve ailesiyle beraber geldi.
Nasıl hani burada kız isteme olur, nasıl işte kız verilir, kız alınır, aynı şekilde burada hepsini yaşadık, hepsini güzel güzel anılara biriktirdik ve evlendik. Tabii ki şunu da söyleyeyim, kızdığım noktalardan bir tanesini de söyleyeceğim ben. Bana köyde duruyorsun, evlenemezsin diyenler vardı ya, bu sefer de şunu söylediler, çok ağır bir cümle aslında, kaç para verdin aldın diyenler oldu. Yani bu nedir? Öyle bir cümle kurabilir misiniz siz? Kaç para verdin aldın? Abi elma portakal almıyorsun. Uzun bir süre geçti. Uzun bir zaman konuştuk telefonda. Anlaştık. Şöyle olur böyle olur diye. Şimdi nasıl konuştuğumu merak edenler de olabilir. Kırgızistan'a gidersem eğer. Hayalim bir tanesi. Eşimle beraber Kırgızistan'a gitmeyi düşünüyoruz. Dayısını, yengesini, oradaki konuşmaları göreceksiniz. Siz bile alışırsınız. Yani 2 saat içinde, 3 saat içinde kulak aşinası oluyorsunuz. Söylediği cümleleri anlayabiliyorsunuz. Tek sıkıntı yazmayla alakalı. Bazen translate'e de teşekkür etmek gerekiyor. Neyse, çok güzel, hani çok güzel olan bir şeye imza attık. Ve birbirimizle tanışıp evlendik. Rabbim herkesin ailesine, herkesin yuvasına geçim versin. Böyle. Neyse, kaç para verdin de aldın diyenlere artık çok yanlış düşünüyorsunuz deyip geçeyim. Sinirimi kusmak isterim de neyse. Şimdi iyi ki de tanışmışız. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Abi o kadar çok güzel hediyeler getirmişler ki Kırgızistan'dan. İnanamazsınız. Biz arabayla almaya gittik onları uçak havalimanına. Zor getirdik. Getirdikleri hediyelere. Neyse düğünümüz oldu. Allah'a çok şükür güzel bir düğün yaptık. Düğünden sonra takı paraları ve onun yaza doğru yaptık. Koyun kırkımını gerçekleştirdik. O zaman tüy 5 liraydı bakın. Yapağı 5 liraydı. Ben koyunları kırktım. Üstüne de takı paralarından para ekledim. Bir tane C7 Prime telefon aldım. İlk hani böyle tam özelliklere, tam yeni nesil telefon derler ya, bütün sistemlere, yazılımlara uygun telefonlardan. C7 Prime telefonu aldık. Tabii ki YouTube var, işte şu var, bu var. Instagram açtım. Instagram'dan da 17 bin kişi oluyoruz. Oradan da takip edin falan diyormuşum. YouTube özelliğinin yüklü olduğunu gördüm. Dedim ki ben niye video yüklemeyeyim? Ben niye yaşantımı insanlara göstermeye başlamayayım? Yavaş yavaş küçük videolar. Mantarları çekiyordum. İşte eşeği psikopatla beni kovaladığı bir video mu hatırlayanlar varsa. Psikopatın domuz yavruları var mesela. Böyle küçük 30 saniyelik, 1 dakikalık, 1,5 dakikalık videolar çekmeye başladım. Ve Facebook'ta paylaştım bunları abone olsunlar diye. 3, 5, 10, 100, 150, 200 olduk ve 200-300 olduktan sonra birkaç abimiz, kardeşimiz, abi sen niye yüzünü göstermiyorsun? Şu yüzünü dön de bir gül cemalini görelim diye hani esprili bir tarzda yazmışlar. Biz yüzümüze çevirdik kamerayı. O çevirmeymiş. Ondan sonra patladı gitti diyormuşum. Tabii ki de çevirdikten sonra insanlara çizgimizi belirlemeye başladık. Zaten hayatımızı anlatacağımız bir kanal olacağı için yavaş yavaş yaptığımız işleri, yapacağımız işleri anlatmaya başladık. Tabii ki kek kük kekeleyerek, işte ilk o videoları çektiğimizdeki konuşma tabii bu kadar iyi değil. Neyse, konuşmamız bu kadar iyi değil. 100 olduk, 1000 olduk, 1000 aboneyi geçtik. Mesela YouTube'u açtığımda para kazanabileceğimi biliyordum. Nasıl ki şu anda herkes YouTube üzerinden para kazanıyor. İlk hayalim neydi biliyor musunuz? Abi buradan para alırsam, o zaman internet bağlattırdım. Eşim geldikten sonra Kırgızistan'la görüşmeleri gerekiyor. İnternette çok sıkıntı var. Ev interneti bağlattırdım. Hala sadece o kadar iyi bir internet değil ama bakır kablolarla geliyor. Yapacak bir şey yok. Acaba buradan para alır da interneti öder miyim? Elektrik faturalarını öder miyim? İşte böyle hayaller. 1000 abone olur muyum? 2000 abone olur muyum derken 1000 aboneden 2000 aboneye doğru 2500 abone Ramazan ayında Toram Hanım'ın domuzu bulduğu bir video var. O patladı gitti abi. Uçtu. Yani günlük 1500 abone falan almaya başladık. Arkada video çoktu yalnız. Ben video çekenlere hep şunu söylüyorum. Abi arkaya video biriktirin. Siz güzel çekmeye başlayın. Günün birinde zaten yavaş yavaş YouTube size önerecek. İnsanlar seviyorsa size abone olmaya başlayacaklar.
O videodan sonra durmadık bir daha. Hep 300, 500, 800, 300, 500, 800 abone alarak yolumuza devam ettik. Birçok anı yaşadık. Mesela 60 bin aboneye kadar C7 Prime telefonla geldik. O telefonu aldık ya, eşimle evlendim. Bir telefon almak nasip oldu. Telefonu aldım, YouTube'la tanıştım. Kızım oldu ve ilk YouTube maaşım bana yattı. Kızım oldu, ilk YouTube param bana yattı. Ne güzel hediyedir değil mi? Rabbim herkesin rızkını bir şekilde veriyor. Tabii ki çok rakamlardan bahsedemeyiz. Ama bunu her zaman söylüyorum. Köyde az diye bir şey yok. 1000 lirayla, 2000 lirayla çok güzel zaman geçirebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Soğanınız, sarımsağınız, patatesiniz, domatesiniz sizden olunca 1000 lirayla yapacak çok iş kalıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ilerlemeye başladık. İnsanlara bir şeyler anlatmaya başladık ve ilerledikçe ilerledik. Bu arada koyunlarla ilerliyor. Onların yanına gideyim, kaybolmasınlar. Evet. Aboneler, yani siz abone oldukça tabii kanal gelişmeye başladı. Beğenileriniz sayesinde, yorumlarınız sayesinde. Biz telefonla çekim yapmaya devam ediyorduk. Mesela bilirler, telefona bağlamak için şurayı çataldan ekipman yapmıştık. Aslında kullandığınız malzemenin ya da işte şeyin pek bir önemi yok. Siz ne kadar güzel çekim yaparsanız sizin elinizde. Aksiyonları yaşatmak için, balya taşırken sizlere gösterebilmek için hep onu kullandık. Mesela çatal vardı burada iki tane. Telefonu bağlıyorduk. Aynı GoPro gibi işlem görüyordu. Mesela onunla da çok iş yaptık. Çok video çektik. Tabii aynı zamanda internet sorunu yaşıyorduk. 4.5G bizim buraya geleli hani yılbaşına doğru gelmişti. Yılbaşından sonra tam faaliyete geçti herhalde de. Bazen gidiyor, bazen yine geliyor. Aynı zamanda sizlere video yetiştirebilmek için 19.45 saatini belirledik. Traktörde daha da çok zaman geçirdim. Bunu videoda da söyledim, videoda da gösterdim. Abi çünkü 4.5G çok hızlı bir internet. Çektiğimiz videoları anca o şekilde yetiştiriyoruz. Ve mesela koyundan geliyordum, babama diyordum ki baba sen bir saat önce gel benim yanıma. Ben video yükleyeceğim. Babam traktörle geliyordu hemen. O zaman telefondan çektiğimiz için edit falan yapmıyorduk. Telefonu durdurup çekiyorduk böyle. Kayıt tuşuna basıyorduk, duraklatıyorduk, anlatıyorduk. Kayıt tuşuna basıyorduk. Bu şekilde videolar çekiyorduk. Yemek videoları, işte yaşadığımız videoları o şekilde çekiyorduk. Hemen yanıma geliyordu, traktöre biniyordum. Doğru. İnternetin, eşimle de oradan konuşuyordum ben. İnternetin güzel çektiği yere hemen oraya gidiyordum, videoları yüklüyordum, aşağı iniyordum. Vallahi şöyle söyleyeyim, herhalde bir bu zamana kadar bayağı bir hafta olmuştur yani. Traktörün içinde oturmuşumdur, beklemişimdir video yüklerken. Hep daha iyiye ulaşmak için, daha iyi işler yapabilmek için ve daha çok hani sizleri bir gün video yükleyip 3 gün yüklememek adına değil de böyle zamanlı bir şekilde video yükleyebilmek için bunlarla uğraştık. Tabii ki çok yol kat ettik. Bu arada mesela bana hediye gönderenler oldu, trimpod gönderenler oldu, mikrofon, yaka mikrofonu gönderenler oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de belli bir seviyeye geldikten sonra para kazanmaya başladık dediğim gibi. İlk işimiz kamera ve bilgisayar almak oldu. Gittim GoPro kamera aldım. İşimi görebilecek bir tane İşimi görecek bir tane bilgisayar aldım ve güzel görüntüler adına, görüntü kalitesinin güzelliği adına onlarla çekim yapmaya başladık. Tabii ki onları aldıktan sonra daha da bir abone hızla arttı. Çünkü titreşim yok. İnsanları yormayan bir görüntü kalitesi var. Sizleri yormayan, sizlerin gözlerini yormayan bir görüntü kalitesi var. Bunlar sizin hoşunuza gittikçe siz de abone olmaya başladınız. Hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Böyle yani ilerledikçe ilerledik. Mesela birçok şeyi de başardık aslında. Babamın arabasını yaptırmak, anneme mutfak yaptırmak, babama telefon almak, kardeşlerime telefon almak gibi. Hep bunlar sizin sayenizde. Mesela çadır yaptık en son. Hep neyin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Sizler bizi izleyen beğeniyorsunuz ki biz de bir yerlere gelebiliyoruz. Ve ondan her videoda mesela dedim ki hakkınızı helal edin. Siz mesela tanker alırken bile sizin payınız var. Sizlerin sayesinde bunları gerçekleştirdik. Birçok şeyi de yaptık. Biz köy hayatını anlatıyoruz. Yani benim yaptığım
çok profesyonel bilgilere sahip olmasam da kendi yaşamış olduğum, kendi gözlerimle tecrübe kazandığım olayları sizlere anlatmaya devam ediyoruz. İşin içine psikopat gibi, koca kafa gibi, kınalı gibi, narin gibi, paşa gibi karakterler sizin gözünüzde karakter diyelim. Karakterler kattık ve siz daha da çok sevmeye başladınız. Mesela nasıl söyleyeyim? Psikopat şu anda gerçekten onu yayınladığım zaman çok seven var. Bana buraya geldiğinde psikopat nerede abi? Onunla resim çekinebilir miyiz diyen çok kişi var. Ve bunlar benim hoşuma gidiyor. Hayvanları insanlara sevdirmek, bu işi insanlara sevdirmek güzel bir şey. Hatta bakın şeyden, Instagram'dan, Facebook'tan, Facebook'a çok göremiyorum da. Aslında ilgilenemiyorum pek. Mesaj atan kardeşlerim var, abilerim var. Bana diyorlar, benim oğlan 3 tane kuzu almıştık kurbana kesmek için. Bu kurbanda yazanlar oldu. Abi senin sayende, hani senin yüzünden diyorlar, kuzuları kestirmedi bize. Şu anda bahçesi olanlar o kuzuları besliyorlarmış. Bizim oğlan sana merak etti. Kesmedik, burada bakıyoruz diye yazan çok kişi var. Bu da bizim gururumuz aslında. Bu da bizim güzel olduğumuzu kanıtlıyor. İnsanlara bir şeyler anlatmamızı kanıtlıyor. Benim zaten hayalim şu arkadaşlar. Hani videoyu açtığınız zaman televizyondan, bilgisayarınızdan yanınızda annenizle babanızla gönül rahatlığıyla izleyebilecek videolar. Küfürden, argodan, işte herhangi bir işte kötü yaklaşımdan uzak. Çünkü hayatımız böyle. Hani ne yaşıyorsak, ne görüyorsak sizlere onları bütün doğallığıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de gerçekten güzel ilerliyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Şimdi yemek yiyeceğiz birazdan. Koyunlar buradan hızlandıracağım. Hani bizim mekan var ya, oraya doğru giderler mi gitmezler mi bilmiyorum. Hava birazcık sıcak olmaya başladı. Orada yemek yerken de şu plaketi açalım artık, değil mi? Evet. Eğreğimize geldik. Şimdi ateşimizi yakacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle bismillah. Sırtımızda taşıdığımız yükümüzü yavaş yavaş açmanın vaktidir. Evet arkadaşlar. Ben bunu şöyle çıkartayım. Şimdi bayağı da ağır ha. Şu ateşimizi bir yakalım. Çayımızı demleyelim. Bismillah. Mesela ilk yemek videolarına burada başlamıştık sizinle beraber. Bugün izleyiciler daha çok ilgi gösteriyorlar arkadaşlar. Şuna bakın. Sağımı solumu bugün daha çok sardılar. Ateş biraz yanmayacağım dedi. Evet, yumurtalarımız var. Domatesimiz var da psikopat ne yazık ki. Evet. Bunlar bizim kendi domateslerimizden. Psikopat yumurtaların birini gazi yapmış. Domateslerin bir sıkıntısı yok. Şöyle burada böreğimiz var. Montu giydim. Burası çok soğuk, çok. Tekrar montu giydim. Sırtım terlemiş. Üşüyeceğim neredeyse. Evet. Şöyle annemin ellerine sağlık. Güzel bir börek var. Şimdi bunun yanında güzel bir de çay gider. Ben şimdi yumurtaları soyayım, domatesleri dileyim, salataları hazırlayayım. Çayımız da bu arada, suyumuz kaynasın, çayımızı demleyelim. Ondan sonra plaketimizi açalım. Evet, şöyle çekelim. Suyumuz kaynamak üzere. Şu domatesi bir keselim öncelikle. Bismillah. Peynirlerimizi ve yumurtalarımızı da şöyle ikiye bölsek. Eyvah eyvah, tekerlenme be. Evet. Şimdi suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynayasıya kadar şu plaketi açalım arkadaşlar. Evet. Şimdi suyumuz kaynamak üzere. Daha da bekletmeyeyim sizleri. Şöyle arkadaşlar, ben bunu açtım ama sizin karşınızda da şöyle bir açmak istiyorum. Hiç ellemedim. Sadece baktım. Şuralarını ben kapattım. Bizim adresimiz falan var. Telefon numaralarımız. Şimdi haydi bakalım. Şu koruma kılıfı arkadaşlar. Şurada bir
kart var. Hepsi İngilizce. Hiçbirinden anlamıyorum. Evet. Ödülleri anlatan bir şey var. Yani bunu çok izlemişsinizdir sanırım. 100.000 plaket açılan videosu. Şöyle bir yazı var. Artık kim yazdıysa. Evet, plaket burada. Nasıl? Üzerinde 100.000 subscriber, işte 100.000 abone falan yazıyor. YouTube'un bize göndermiş olduğu kendi ismimizi taşıyan plaket. Tabii ki biz şu anda 200.000 aboneye yaklaştık. Çok geç kaldı. E-mail yazdık. İşte kodumuz gelmedi vesaire vesaire. 2-3 gün önce geldi bu. Çadır kurulumundan önce geldi. Çadır kurulumundan sonra dedim işleri rahatlatayım. Hem şöyle daha gider bir dinlenirim hem de video çekerim diye hesap ettim ve bunu yaptık yani. Bu çektik bugün. Heyecanlıyım. Aslında hepimizin bütün abonelerin emeğiyle alınmış bir şey. Bizi beğendiniz, bize yorum attınız. Sizin sayenizde buralara kadar geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Sınıf birinciliklerimin olduğu duvara bunu da asacağım arkadaşlar. 200.000 abone plaketi, 100.000 abone plaketimizi. Vallahi ne diyeyim? Heyecanlıyım, mutluyum. Dediğim gibi aslında yükü ağır olanın yolu da zor olurmuş. Nasıl söylerler? Yolu da zor olurmuş. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. İnşallah 100.000 plaketi gibi 1 milyonu da görür müyüz bilmiyorum ama 1 milyon plaketinde de burada çay içip sizlere göstermek nasip etsin. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. İşte plaket bu arkadaşlar. Sizin sayenizde buraya bunu getirdik. Mutluyuz. Evet, aynası falan var. Saçlarınızı tarayabilirsiniz. Bu top. Güzel. Şimdi bunu geri koyalım. Psikopata koysam acaba ne olur? Akşama kadar kırılır sanırım. Evet. Şu arka taraflarında asmaya yerleri var. Ne mutlu bize. Ne mutlu ki böyle şeylere yaşayabiliyoruz. Hiç hayalimde yokken nereden nereye arkadaşlar. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sayesinde. Evet, sanırım şunu aldık biz. Şundan sonra 1 milyon bu. Bu da 10 milyon. Evet. Başka da yok. Evet, bu kadar. Şimdi çayımızı demleyelim. Hatta bunu niye kutuya koyuyorum ki ben? Değil mi? Abi bunun yeri burası. Bu koltukta başladık. Ve bu koltuğu hak eden şöyle dur. Burada dur. Bunları sonra içine koyarız. Uzun zamandan beri daha da çay içmiyorum ya. Gerçekten. Abi çok beton işleriyle uğraştık. Çok yorulduk. Bugün benim için tatil. Öyle söyleyeyim. Bunun kapağını nereye koydum ki ben? Neyse şu şurayı çekelim. Hafif hafif kabarsın. Allah Allah. Çayımız olduktan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü çayla gidecek güzel bir yemeğimiz var. Menümüz var. Şöyle göstereyim. Şu hemen demini alsın. Yemek yemeye geçeceğiz. Çayımız oldu. Şöyle bismillah koyalım bakalım çayımızdan. Evde çay, evde çay. Kırda çayı da özledim ha. Tavşan kanı bunlar. Tavşan kanı. Acaba niye çaylara tavşan kanı diyorlar değil mi? Evet, şöyle bismillah. Çayımız demlendi. Yemeğimize geçebiliriz. Bugün güzel bir menü var. Şöyle güzel bir böreğimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada babam kaşık yapmış kendisine. Evet arkadaşlar.
dediğim gibi biz bir yola çıktığımız günden beri insanlara köy hayatını bu güzellikleri paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bir yerlere geldik. Dediğim gibi inşallah Rabbim 1 milyon aboneyi de burada kutlamayı nasip etsin ki çıktığımız bu yolda en çok sorulardan yani en çok sorulan ya da en çok bana yöneltilen sorulardan bir tanesi, abi sen de diğerleri gibi bozulma ya da işte hani bunu takipçilerimiz yazıyor, doğallığını kaybetme diye. İnşallah dediğim gibi böyle güzel güzel ilerleriz. Hakkınızı helal edin. Güzel bir yemek bizleri bekliyor. Şimdi bunları ben yiyeceğim. Yine koyun gütmeye devam edeceğiz. Hepimizin eseri arkadaşlar bunlar. Bu plaket hepimizin sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben şöyle çayımı yudumlarken havanın da serinliğinden bir saate falan hayvan kalkar. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani dediğim gibi hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Güzel videolar sizleri bekliyor. Haydi bakalım, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar.